sabitlediğim halde o artıyor. Çek ayağını gazdan dokun. Bak senin yapmak istediğin kavramı yapıyorum. Aynen. Bak şu an aynı noktaya getiriyorum ve artıyor. Aynen öyle. Enteresan bir şekilde artıyor. Evet VGT takipçileri, şu anda İhsan'ın Toyota Hilux'undayız. Merhaba arkadaşlar. Ulaş bizi ziyaret etti. Sonunda Trabzon'a geldi. Sonunda geldik. Abi. Ama sen getirdin abi. Sen getirdin. Hiç şey yok yani bunun. Bizim takvimimizde biraz daha vardı burası. Olsun, ben sen birazcık getirdin. Öne almış oldum benim o zaman. Tabii. Çok merak ediyordum. İnanılmaz derecede takip ediyordum. Her akşam sanal ortamda. Instagram olsun, Facebook olsun, YouTube kanalı olsun, hepsinde takip ediyordum. Kullanıcıların yorumlarını çok dikkate alıyordum. Yorumların haricinde Ulaş'ın paylaşılmış olduğu, hani kendi üzerindeki fotoğrafsal, videosal misafirlerin, müşterilerin göndermiş olduğu şeyleri de paylaşınca tamamen etkilendim. En sonunda hani buna kavuşmak için öne çektim diyelim. Evet. Araç aslında benim değil, babamın aracı. Kendi aracıma takmak için ulaşmıştım. Captivan vardı. Aracı satınca buna takalım dedik. Bir de bizim bir aracımız daha var. Yani bizim derken bizim iş yerimizde çalışan personelimizin. Onun aracı çok enteresan bir araç. Gitmeyen bir araç. Sürekli yığılan bir araç. Az önce telefon açtı bana. Teşekkür etti. Dedi ki aracımın gidişi bayağı bir değişti. Ha, Yaşar değil mi? Nemo. Yaşar. Nemo. Evet, evet. Onun da videosunu atacağım. Videosu onun da gelecek evet. Muhtemelen. Şu an ben kendi aracımızdan bahsedecek olursam araç kendine göre zaten giden bir araçtı. Daha için Eco ve Power modu olan bir araçtır bu. Şu an Eco modda gidiyoruz. Power moddaki gaz pedalını alıyoruz. Öyle evet. Söyleyebilirim size ciddi anlamda. Bir de Ulaş'ın anlatmış olduğu bu gaz pedalına dokunarak, yani bu bırakıp kat sayılı dedikleri şeyi yaptığımda şu an ayağım gerçekten sabit ve artıyor. Yani ben hiç ittirmiyorum pedalı. Ve vides istiyor. Bak şu an videsi değiştiriyorum. Aynen öyle. Bak gene aynı oranda basıyorum. Ve pedala basma oranım çok gerçekten düştü. Bunu gerçekten hissedebiliyorum. Ve bayır çıkıyoruz şu anda arkadaşlar. Aynen bak. Öyle bayır çıkıyoruz şu anda. Rampa tırmanıyoruz. Ve ben gaza gene aynı oranda basıyorum. Bir şey yaptım yok ya. Enteresan. İşte hep anlatmaya çalıştığımız beş istedi. İğne ses artık. Beşe çıktı. Devirsiz sürüyorum hatta bak. Araba kendisi istedi beş. 1500'ün altında şu an. Evet. Bak şurada göstergede gerçekten. Ve aynı oran ha. Şu rampa an devam. Rampa bitmek üzere. Hemen hemen bitti gibi bir şey. Bak artıyor zaten bittiği evet, için. Evet. Akışkanlığa bir baksak, seçelim. Çektik ayağımızı gazdan. Sağa geçelim. Akışkanlık. Burası düz yol bu arada. Düz yol ama rampa çıkış devam ediyor. Yani hafif. Çok tatlı bir rampa. Tabii tatlı bir rampa. İnşallah frene basmayız. Beşinci viteste devam ediyoruz. Evet, 1000 devire düştük ve frene basmak zorunda kaldım. Evet, 4'e indirdik. 5'te bir dokun bakayım abi, ne olacaktın? Ne olacak diyecektim. 50. Yok, hiçbir tamam. Şey yapmıyor. 50 kilometrede. Hatta frene basmak. Bir şu arkadaştan biraz yol veririm buna. Bak, hiçbir şey yapmıyorum. Ayaklarımı da çeşebilirsin. Araç hızlanıyor. 5. viteste hızlanıyor. Ve hızlanıyoruz arkadaşlar. Şöyle kamera aynayı da gör. Tamam. Gerçekten de dediğimiz gibi bak. Şimdi ben buna gaz basacağım. Bakalım ne yap. Çok hafif bir dokundum. Yavaş yavaş alıyor. Bıraktım gazı, bir daha bastım. Tekrar aynısını yapıyorum. Şimdi al diyor bak, daha hızlı aldı. Şimdi alır götürür. Şimdi de aldı, tamam.
Şimdi daha bir saçma bir şey yapacağım. Bayır çıkıyor çen. Düşük devirde 6'ya attım. Evet. Bu arada yani 1100 devir falan mıydı yoksa? Yani hemen hemen yani. Hemen hemen bıraktım. Akıyor. 6. vitesi. 6'dayız bu arada. Çok hafif dokundum. Hafif minik bir dokunuş yaptım bu arada. Rampa yine devam ediyor. Biraz yine rampa var, evet. İyice arttı rampa. Aynı dokunuştan hiçbir şekilde arttırmıyorum bunu. Çok az bir vuruntu var. Çok az ama. Ama sınırları fazla zorluyor. Çok zorluyor evet, şu anda. Maksimum derecede zorlanıyor şu anda. Kesinlikle. Şu an bunu gören yani demesi lazım ki olmaması lazım. Çünkü bin devir yani rolanti gibi bir şey gidiyoruz. Aynen öyle. Bak ha, bıraktım evet, bir daha tekrar şey yaptım. Bir daha aynısını. Bak araba toparlıyor şu anda. Aynı gaz bak. Evet. 3-4 gaz, defa seri yap bakalım 90'a. Abi. Çek bırak. Seri yap 3-4 defa. Aa. Oo, bu çok değişti. Aynı gaz ve bir anda 80'den 100'e çıktı. 100-105 yaptı şu an. Abi enteresan. Bir de şu performans akış modu var ya. He. Bir de onu dener misin? Oradan ettik ya. Evet, power modu aldık. Power modu aldığımızda çek bırak yaptı tekrar 3 defa. Evet. Yani başın dediği gibi araba arkadaşlar şu anda 90'dan 120 aynı gaz bu arada. Hiçbir şekilde gazmıyorsun değil mi artık? Yok yok yok. Hatta gazı çekiyorum. Çekme ihtiyacı hissediyorsun çekiyorum, değil mi? Çekiyorum. Şu an bıraktım gazı. Evet. Çünkü arttı bayağı. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz İhsan. Beklediğine değdi. Yaz yani beklediğime değdi. Enteresan bir şekilde tepki veriyor. Arkadaşlar şiddetli tavsiye ediyorum o kadar size. VGT ailesine hoş geldin İhsan. Hoş bulduk. İnan heyecan. Şuraya bakar mısın ya? Çok hafif bir gaz bu ha. Ayağımın ağırlığı. Evet. Bence biraz yavaşlayalım. Şimdi ben bu aracı power modda kullandım. Evet, power modda gücü var. Lakin bu güce bir güç daha geldi bence. Sanki böyle bir artı plus power oldu gibi diyeyim sana. Evet. Eko'da artık Eko'dan çıktı. Ama bence yakıtı ben size çekip bildireceğim tabii, kesinlikle. Tabii. Bu dediğiniz taktikleri uygulayıp şehir içi, şehir dışı ne olduğunu her şekilde ulaştıracağım. Videolar çekeceğim. Burada ekranı vesaire her şeyi çekeceğim. Ulaştıracağım size. Benim tabii, çok hoşuma gitti. Ekrandan ziyade yakıt fişi aldığımız yakıt litre, evet, kilometre. Aynen o çok önemli. Nihayetinde tabii daha öncekinden daha az basıyorsun galiba gaza şimdi değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Yani mantıken düz mantık az basıyorsan az yakıyorsun. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Eğer ki uzun yol seyahati yapan bir arkadaş böyle bir araç herhangi bir araç kullanıyorsa sizin dediğiniz reçeteyi uygularsa hızlanıp az önce benim kaldığım hale kalabilir. Ayağı gazdan çekiyorsun. Çekince de ne oluyor? Otomatikten araba yakıt yakıyor. Çünkü ivmelemeyle beraber gidiyor. Anladığım mantık bu. Çok basit bir şey aslında kural. Evet. Gazı çek, bas, bırak, bas, bırak, bas, bırak. Hızlı seri bir şekilde araba birdenbire toparlıyor kendini. Ve ondan sonra bastığın oran gene aynı. Lakin araba 90'da değil de 120'de gidiyor. Otomatikten 90'da gitmiş olduğun şeyi 120'de alıyorsun az bir gazla ve az yakıyorsun. Evet. Mantık doğru yani. Aynen öyle düz mantık. Yani patır patır vites arttırıyoruz. Rampa çıktık az önce. Evet. Ve gazı komedi yo, kullanarak. Yok basmıyorum yani. Şu an, basmıyorum. Şu an basmıyorsun. Yok, şu an basmıyorum. Yok zaten. Bak şimdi 5'e atalım çok devirsizleşecek. Hiç devir yok vitesi yani şu an. Tabii ölü. Ölü yani. Ama arabanın hiçbir şey yok. Tekliğim tüklüğüm. Hatta şu an binin üstünde. Birde yani. Stop edecek konuma geliyorken. Ama titremedi hiç. Titremedi hiç. Yok.
Ha bu araba öyle bir şey yapıyor muydu? Evet yapıyordu. Yani normal şartlar altında yapıyordu. Böyle bir hani beni küçük diyordu bir desime. Hani o şartlarda. Evet. Ama şu an öyle bir şey de şey yapmıyor. Şu an çok aykırı şeyler deniyorum. Görüyorsun bir de satmaları. Araba 40-42'de. Devir yok. Gaz az. Bir de az basıyorum gaza. Tabii. Böyle ayakkabıyı değdiriyorum. Öyle söyleyeyim. VGT ailesine hoş geldin İhsan. Hoş bulduk. Teşekkürler. Öyle söyleyeyim size. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Eyvallah.